zayıflama. Besin intolerans testleri aslında kendimizin de uyguladığı eliminasyon testlerinin bir benzeridir. Özellikle kişilerde herhangi bir insülin direnci yoksa, kilo vermeye yatkınsa, bir problem yoksa, tahlilleri normal çıktıysa ve normal diyetin de yaptığı halde hala bir kilo veriş yoksa, hazımsızlık problemleri, şikayetleri devam ediyorsa, şişkinlik problemleri varsa bu sefer de birazcık daha eliminasyon diyetlerini tercih etmekteyiz. Eliminasyon diyeti dediğimiz özellikle besin intoleransı testleri de gluten gibi, mayalı gıdalar gibi ve bunun benzeri birçok gıdanın diyetten bir süre çıkartılması demektir. Özellikle peynir, yoğurt, gluten içeren tüm gıdaların hepsi, özellikle glutensiz ekmekler zaten piyasada şu an çok fazla. Bunların bir süre diyetten uzaklaştırılması da bir nevi besin intoleransı içerisine girmektedir, dahil edilmektedir. Besin intoleransları halen çok tartışılmakta, ne kadar doğru ne kadar yanlış. Biz öncelikle eliminasyon diyetlerini daha çok tercih ediyoruz. Eğer burada kişide bir ödemlerden temizlenme, şişkinlik problemlerinin giderilmesi de bir sorun yoksa ve düzgün bir şekilde olabiliyorsa, kişide bir rahatlama varsa, kilo verişte devam ediyorsa, o zaman mutlaka besin intoleransı testlerini yönlendirmekteyiz.